Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Godot'da SpringArm3D düğümünün kullanımını öğreneceğiz. Bu düğüm aracılığıyla kamerayı çok daha etkili bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi gelin oldukça basit bir 3D sahne oluşturalım. Bunun adını sahne olarak değiştirebiliriz. Şimdi bu düğümümüz seçiliyken sahneye bir mesh nesnesi ekleyelim. Buraya mesh yazdığımız zaman Mesh Instance 3D çıkacaktır. Adını zemin olarak değiştirebiliriz. Sağ tarafta mesh nesnesini belirleyelim. Buraya bir tane plane nesnesi ekleyebiliriz. Şimdi bu nesneyi transform bölümünden bir miktar ölçeklendirelim. Şöyle 3 değerini girebiliriz. Şimdi gelin bu zemine statik özelliği ekleyelim. Böylece yüzeyinde nesneler bulunabilir. Bunları taşıyabilir. Mesh menüsünden yeni çarpışma şekli belirleyelim. Burada sibling değil de Static Body Child'ı ekleyebiliriz. Alttaki tür, şekil türü Trimesh'te kalabilir. Şimdi gelin bu sahneyi kaydedelim. Evet, sahne ismini de kaydedebiliriz. Şimdi yeni bir sahne oluşturalım. Other Node'a tıklayalım. Sonrasında buraya karakter yazalım. Hemen çıkacaktır. Altta CharacterBody3D. Bunu ekleyelim. Bunun adını da oyuncu olarak değiştirelim. Sonrasında yine buna bir mesh nesnesi ekleyebiliriz. Mesh Instance 3D ekleyelim. Ardından tekrardan oyuncuyu seçelim. Bu kez bir collision ekleyelim. Çarpışma. Kol yazdığımız zaman çıkacaktır. Bunu da ekleyebiliriz. Şimdi öncelikle bir Mesh Instance belirleyelim. Bunu bir kapsül mesh olarak belirleyebiliriz. Sonrasında Collision Shape 3D'yi seçelim. Bunu da bir kapsül olarak belirleyebiliriz. Ardından oyuncuyu seçelim. Şöyle yan görünüme gelelim ve bunu bir miktar şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. İsterseniz bu sahneyi de kaydedebiliriz. Bunu da oyuncu olarak kaydedebiliriz. Şimdi tekrardan sahneye gelelim. Aşağıda oyuncu sahnesini kaydetmiştik. Bunu sürükleyip sahnenin içine bırakabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. İşlemi geriye alalım. Başka nasıl yapabiliriz? Sağ tıklarız. Instantiate Child Scene deriz. Burada yine oyuncuyu seçip Open ile buraya ekleyebiliriz. Şimdi sahnemizi de kaydedebiliriz. İsterseniz projeyi bir çalıştıralım. Son sahneyi seçerek. Şu anda herhangi bir şey göremiyoruz. Sahnemize bir tane kamera eklememiz gerekiyor. Öncelikle buraya bir güneş ve ayrıca bir çevre kaplaması ekleyelim. Sonrasında ana sahnemize bir kamera ekleyebiliriz. İsterseniz bu kamerayı oyuncu içine de ekleyebiliriz. Şu anda buradaki oyuncuyu başka bir pencerede düzenleyebilmemiz mümkündür. Dikkat ederseniz buradan düzenleyebiliyoruz. İsterseniz sağ tıklayıp Editable Children ile bunu görüntüleyebiliriz. Böylece içeriye kamerayı da ekleyebiliriz. Sonrasında tekrardan düzenlenebilir Çocuklar bölümünü kapatarak buradaki menüyü daraltabilirsiniz. Eğer içerideki bileşenleri de düzenlemek isterseniz bunu Make Local ile yapabilirsiniz. Evet, oyuncu seçiliyken buraya bir tane kamera ekleyelim. Evet, kamera yazdığımız zaman hemen kamera 3D çıkacaktır. Kamerayı şöyle geriye doğru taşıyabiliriz. Şu şekilde. Sahneyi çalıştıralım. Evet, nesneyi karşımızda görebiliyoruz. İsterseniz bu alttaki zemin nesnesini bir miktar daha şöyle büyütebiliriz. Bunu uzatalım isterseniz. Şöyle yapalım. 5 değerini girelim. Bunu Z ekseninde biraz daha uzatabiliriz. Şöyle 15 değerini girelim. Evet, bu şekilde yeterlidir. Evet, çalıştırdığımız zaman sonucumuz bu şekilde. Şimdi oyuncuyu seçelim. Buna bir script ekleyelim. İsterseniz bu script'i de kaydedebilirsiniz. Bu alanda sağ tıklayıp New Folder ile yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Buraya da Scripts adını verebilirsiniz. Yani scriptler. Bunu yazdıktan sonra OK diyelim. Bunun adını da oyuncu script olarak belirleyelim. Burada dikkat ederseniz bu yolda Scripts içinde oyuncu script adında bir script dosyası oluşacaktır. Create diyelim. Hemen sol tarafta da Scripts klasörü oluştu. İçini açtığımız zaman oyuncu script'ini buradan inceleyebiliriz. Ayrıca isterseniz sahneleriniz için de bir klasör oluşturup bu sahneleri klasör içerisine de taşıyabilirsiniz. Bunu buradan da yapabilmek mümkündür. Burada New Folder'la bir klasör oluşturup gerekli sahneleri içerisine taşıyabilirsiniz. Şimdi hızlıca bir input da oluşturalım. Buraya ileri diyelim. Enter'a basalım. Sonra geri diyelim. Enter'a basalım. Ardından sol diyelim. Ve sonrasında Türkçe karakter kullanmayacak şekilde sağ diyebiliriz. Enter'a basalım. İleriye W'yu belirleyebiliriz. Geriye S'yi belirleyebiliriz. Sola A'yı belirleyebiliriz. Sağda D'yi belirleyebiliriz. Kapatalım. Ardından buradaki script'te buraları değiştireceğiz. Şimdi burada left sol demektir. Bakın S yazdığımız zaman hemen sol burada çıkacaktır. Tekrar S'ye bastığımızda sağa ekleyebiliriz. Bu up ileriye demek. Down da geriye doğru. Burada i'ye bastığımız zaman hemen ileri çıkacaktır. Diğerinde de g'ye bastığımız zaman geri çıkacaktır. Şimdi başlatalım. W'ye bastığımız zaman hemen burada dikkat ederseniz kamera buradaki nesneyi takip ediyor. Şimdi bu pencereyi kapatalım. 3D çalışma alanına gelelim. İsterseniz buraya çeşitli nesneler ekleyebiliriz. Sahneyi seçelim. Buraya yine bir Mesh Instance ekleyebiliriz. Buna örneğin engel adını verebiliriz. Sağ taraftan bunun şeklini belirleyelim. Bir Box Mesh olabilir. Bunu şöyle sol tarafa doğru taşıyabiliriz. Transform'dan Y'de 1 metre yukarı taşıyabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şöyle zeminde durabilir. Gerçi bunu birazcık büyütelim isterseniz. Şöyle 3 yapalım. Evet. Bunu birleştirelim. Şöyle yapalım. Tekrardan buradaki zinciri açarsak hepsi beraber değişecektir. 3 değerini girelim. Evet, şu şekilde bir nesne oluşturabiliriz. İsterseniz biraz daha bunu ölçeklendirebiliriz. Şu şekilde bir bakalım. Evet. Şurada bir yerde durabilir. Bunu da tekrardan statik bir hale getirebiliriz. Yine Static Body Child olacak şekilde belirleyebiliriz. Evet, şöyle bir çalıştıralım. Kamerayı hareket ettirelim. Bakın buradaki nesne diğer engele çarptığı zaman geçemediğini görüyoruz. Şimdi bu engeli de isterseniz zeminin üst tarafına taşıyabiliriz. Hem engel var hem zemin var. Şimdi oyuncu grubu içerisinden kamerayı bir dışarıya doğru çıkaralım isterseniz. Bir çalıştıralım. Şimdi W'ye bastığımız zaman burada nesnenin hareket ettiğini görüyoruz. Sadece nesneyi hareket ettiriyoruz. Dikkat ederseniz. Şimdi bu oyuncuya SpringArm3D ekleyelim isterseniz. Spring yazdığımızda hemen çıkacaktır. Bunu seçelim. Ekleyelim. Şimdi sağ tarafta Spring Length vardır. Bunun uzunluğunu belirleyeceğiz. Şöyle bir artıralım. Bakın şu anda bir şey göremiyoruz. Dikkat ederseniz. Bir çizgimiz var. Şöyle yapalım. Bunu yukarıya doğru taşıyalım. Bir hareket ettirelim. Bakın burada bir çizgi uzandığını görüyoruz. Dikkat ederseniz. Bu çizgi mesafeyi belirliyor. Eğer eksi değerinde verirseniz, dikkat ederseniz eksi değerinde de sağ tarafa doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bunu isterseniz taşıyabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu işlemi bir geriye alalım. Birazcık şöyle kameranın önüne doğru taşıyalım. Sonrasında bunu uzatalım. Şöyle geriye doğru bakın uzattığımız zaman çizgi çok belirgin değil. Şurada bir yerde görmekteyiz. Şimdi burada tekrardan bir sahneyi çalıştıralım. Bakın herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Buradaki uzunluğu değiştirdiğimiz zaman şöyle yapalım. Bu kamerayı SpringArm'ın çocuğu haline getirebiliriz. Sonrasında sahneyi bir çalıştıralım. Evet, dikkat ederseniz şu anda kamera biraz daha geride. Buradaki Spring Length daha doğrusu. Bunun ayarını değiştirdiğimiz zaman bakın daha da geriye doğru şöyle yapalım isterseniz. Şu açıdan görelim. Bunu daha da geriye doğru taşıdığımız zaman çalıştıralım. Bakın çok daha uzakta olduğumuzu görüyoruz. Şimdi W ile tekrardan ileriye, geriye, sağa ve sola doğru hareket edebiliyoruz. Buradaki değeri biraz daha şöyle yakınlaştırdığımız zaman bakın dikkat ederseniz bu çizgi kapsüle yaklaştı. Kapsüle yaklaştığı zaman dikkat ederseniz çok daha yakınlaşmış oluyor. İsterseniz SpringArm seçiliyken bunu yukarıya kaldırıp döndürebilirsiniz. Şöyle kenardan bir görelim isterseniz. Bir bakalım burada kenar görünümüne geçelim. SpringArm'ı şu şekilde döndürebiliriz. İsterseniz biraz daha geriye alıp yeniden döndürebilirsiniz. Bakın çizginin nerede olduğunu görüyoruz. Burada dikkat ederseniz kapsüle yaklaştı. Hemen kapsüle çok yakın olduğunu görüyoruz. Biraz daha şöyle geriye doğru hareket ettirdiğimiz zaman kapsülden uzaklaştığını görüyoruz. İsterseniz tabii ki kameranın bakış açısında da yine değişiklikler yapabilirsiniz. Buradaki fow değerini değiştirerek daha yakın ve daha uzak bir hale de getirebilirsiniz. Evet, oyunu şöyle bir çalıştıralım. Şu anda dikkat ederseniz sonucumuz gayet güzel. Şöyle ilerleyelim. Bakın burada dikkat ederseniz ilerlediğimiz zaman burada nesne büyüyor ve sonrasında tekrardan görünmez bir hale geliyor. İsterseniz SpringArm3D'de collision yani çarpışmayı kapatarak SpringArm düğümünün buradaki engelin içinden geçmesini sağlayabilirsiniz. Burada SpringArm3D'yi seçelim. Collision mask vardır. Örneğin bunu buradan kaldırabilirsiniz ya da isterseniz maskeyi ikiye ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrardan sahneyi bir çalıştıralım. Evet, burada hareket edelim. Bakın şöyle şu anda dikkat ederseniz duvarın içinden geçtiğini görüyoruz kameranın. İlerleyelim. Evet, sonucumuz bu şekilde. Şimdi pencereyi kapatalım. Script'te bir değişiklik yapalım isterseniz. Daha önceki derslerimde kullandığım bir script örneğini sizinle paylaşacağım. Buraya yapıştıralım. Evet, daha önceki script'te kamerayı head kamera 3D eklemiştik. Burayı silelim. Sonrasında bunu sürükleyerek buraya bırakalım. Evet, ardından buradaki tuşları da değiştireceğiz. Sol, ileri, sağ gibi hızlıca yapalım. Evet, bunları da değiştirdikten sonra şöyle bir çalıştıralım. Evet, dikkat ederseniz bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Şu anda örneğin şuradan geçerken bakalım kameranın nasıl geçtiğini görelim. Bakın şu anda içinden geçiyor. SpringArm3D'yi seçip maskeyi açtığımız zaman bir sonucu görelim. Tekrardan. Bakın böyle bir durumda şöyle arkada olduğunu düşünelim. Bakın burada içinden geçip bir anda büyüyor. Böyle bir büyüme oluyor. Dikkat ederseniz. Sonra anında buradaki nesneye ışınlanmış gibi oluyor. Dikkat ederseniz. Evet. Böyle bir efekt de oluşturmak isteyebilirsiniz sahnenizde. Belli yerlerden geçerken buradaki nesneye yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. SpringArm3D böyle bir işleve de sahiptir. Şimdi ESC ile bu penceremizi kapatabiliriz. Temel düzeyde SpringArm'ı bu şekilde kullanabiliriz. İlerleyen zamanlarda daha detaylı kullanımlarını birlikte öğreniriz. Ayrıca SpringArm3D'nin dokümantasyon sayfasını da sizlerle paylaşacağım. Burayı da inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde Godot 4.3'te basit bir sahne oluşturmayı öğrendik. Belli değişiklikler olduğu için kimi derslerimde sahneyi yeniden oluşturuyorum. Aslında bir anlamda pekiştireç oluyor veya derslerimi sonradan takip edenlere de kolaylık oluyor. Sonraki Godot derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.